Evet, yeniden hepinize merhabalar. Ferrari'ler her yarışa gerilerden başlasın diyenler. Elleri görelim. Galiba Maranello da ters mühendislik üzerinde çalışıyorlar. Yani en geriden başlayıp o kadar atak yapıp çok daha fazla vites geçişi ve gaz fren kullanımı yapıp motoru stabilize tutmak sizce de daha zor değil mi? Bu işte bir yanlışlık var. Ya neyse, en azından Leclerc'in yüzü yarış sonunda gülüyordu. Yoğun Formula 1 takviminin en yoğun aylarından birisini geçiriyoruz. Sezonun 9. yarışını da geride bıraktık. 22 Mayıs'ta gerçekleşen İspanya GP'nin ardından sadece 5 Haziran pazar gününü bir Formula 1 yarışı izlemeden geçirdik. Bizler için oldukça yoğun, Red Bull için oldukça başarıları, Ferrari için hayal kırıklığı dolu, Mercedes için ise acı dolu bir süreci geride bırakmış olduk. Formula 1 dünyası 2 senelik aranın ardından yeniden Kanada'nın Gilles Villeneuve pistindeydi. Kanada'yı özlemişim. Simülasyonda da sürmesini en sevdiğim pistlerden biri Kanada. F1 2022'de kaç yaptınız? Benimkini söylemeyeceğim, sonra üzülürsünüz. Evet, Cuma günü başlayan antrenmanlardan itibaren bu sene klasik olan Red Bull-Ferrari savaşının olacağı açıktı. Ancak bu sefer onların arkasında Alpine pusu yatmış gibi gözüküyordu. Alpine, özellikle de Fernando Alonso hem kuru hem de ıslak zeminde çok hızlıydı. Tüm antrenmanlarda ilk 5'te yer alan Alonso, yağmurlu 3. antrenmanda da en hızlı isimdi. Yağmur altında başlayan ancak kuruyan pistte devam eden sıralamalarda Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanırken Alonso ikinci olarak büyük sürpriz yaptı. Güç ünitesi değişikliği nedeniyle geriye düşeceği kesin olan Charles Leclerc, sıralamaları ikinci seansta bırakırken Ferrari'nin umutlarını bağladığı Carlos Sainz ancak 3. olabildi. Onu sırt ağırlığına rağmen yarışmayı sürdüren Lewis Hamilton ve Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher takip ettiler. Evet, bu arada nihayet Lewis Russell'ı geçebildi. Yarışın kuru zeminde gerçekleşmesi bekleniyordu. Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Verstappen, normal şartlarda Alonso'nun kendilerine rakip olamayacağını ancak Sainz'ın kendisini zorlamasını beklediğini söylemişti. Yarışta tam olarak öyle oldu. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle Verstappen liderlikteki pozisyonunu korumayı başarırken ilk virajda Verstappen'e atak yapma hedefine sahip olan Alonso bunu yapamadı. Ancak yine de ikinci sırada kalmayı başardı. Onun arkasında Sainz ve devamında Magnussen'e karşı yerini korumaya çalışan ve temas yaşayan Hamilton yer alırken kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Mick Schumacher ilk turda 2 sıraya geriye düştü. Verstappen yarışın başında çok geçmeden arkasındaki pilotlarla farkı açtı ve rahat bir şekilde ilerliyordu. Sainz ise 3. turda DRS'nin yardımıyla Alonso'ya geçerek 2. sıraya yükseldi. Son dönemin formda isimlerinden Perez 9. turda vites kutusu sorunuyla aracını kenara çekti ve sanal güvenlik aracına sebep oldu. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Red Bull erken olmasına rağmen Verstappen'i pite alırken Sainz ve Alonso yola devam ettiler. Verstappen 3. sırada yarışa dönmesinin ardından çok geçmeden Alonso'ya geçti ve Sainz ile farkı kapatmaya başladı. Yarışın 20. turunda Haas'tan Mick Schumacher yolda kalırken bu sefer hamle yapan taraf Ferrari'ydi. Ferrari Sainz'ı sanal güvenlik aracı altında pite alarak avantaj sağladı. Sainz yarışa ilk sanal güvenlik aracında Verstappen gibi pite gelen Hamilton'ın hemen önünde döndü. Bu arada Schumacher bir kez daha ilk puanlarını alabilecek pozisyondayken bu sefer mekanik sorunla yolda kaldı. İlk 20 turda 2 defa sanal güvenlik aracı periyodu yaşandı. Bunu değerlendiren isimler olurken iyi bir fırsat yakalayan Alpine her iki fırsatta da Alonso'yu pite almayıp yola devam ettirdi ve aslında pahalıya mal olacak ve yarış sonunda Alonso'nun çileden çıkmasına neden olacak o strateji hatasını yaptı. Pit stop'tan sonra önce Sainz ardından Hamilton Alonso'ya geçerek 2. ve 3. sıraya yükseldiler. Pitten sonra Sainz ile lider Hamilton arasında 10 saniye civarında fark vardı. İspanyol pilot ilk başta aradaki farkı çok hızlı kapatamadı ancak 40. tur civarında fark 6 saniyeye kadar düşünce Red Bull Verstappen'i ikinci kez pite aldı. 43. turda pite gelen Verstappen yarışa Hamilton'ın hemen arkasında döndüğü için hayal kırıklığı yaşıyordu. Ancak çok geçmeden onu geçmeyi başardı ve ikinciliğe yükseldi. O anlarda lider Sainz ile Verstappen arasında 10.8 saniye fark vardı. Ancak Verstappen daha yeni lastiklerle farkı 49. turun sonunda 7.7 saniyeye kadar düşürdü. Yarış nispeten durağan ilerliyordu ancak Alfa Tauri'den Yuki Tsunoda'nın pitten çıkarken enteresan şekilde kaza yaptığı mücadeleyi sıfırladı. Bu kaza sonucunda güvenlik aracı piste girerken Sainz bir kez daha serbest bir pit stop yaparak lastiklerini inledi ve yarışın son bölümü için umutlandı. Tsunoda'nın aracının çekilmesinin ve tur diyen araçların turlarını geri almasının ardından geriye 14 turluk minik bir yarış kaldı. Farkların kapanmasıyla yarışa yeni bir boyut gelmiş oldu. Verstappen yeniden startta yerini korudu ancak istediği kadar farkı açamadı. Sainz bu bölümün neredeyse tamamında DRS aralığında kaldı ve 2 defa farkı 0.3 saniyeye kadar düşürdü ancak gerçekçi bir geçiş fırsatı bulamadı. Verstappen böylece son 6 yarışta 5. kariyerinin ise 26. yarış zaferini elde etmiş oldu. Sainz F1'deki ilk galibiyetine çok yaklaşsa da Verstappen'i geçemedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Hamilton ilk F1 zaferini aldığı ve daha önce 7 kez kazandığı Kanada'da 3. olarak podyuma çıktı. Hamilton böylece sezonun açılış yarışı Bahreyn'in ardından podyuma dönmüş oldu. İkinci sanal güvenlik aracı periyodunda avantaj sağlayan Russell, ikinci pit stopuna güvenlik aracından kısa süre önce girmişti ve yarışı 4. sırada tamamladı. Güç ünitesinde yapılan değişikliklerin ardından 19. sıradan yarışa başlayan Leclerc,
sert lastiklerle başladığı yarışta yükseliş mücadelesi verirken arka lastiklerin yol tutuşundan pek memnun değildi ve başlangıçta bekleneni veremedi. Uzun süre Esteban Ocon'un arkasında kalan Leclerc, güvenlik aracı periyodundan sonra önce Alonso'yu ardından Ocon'u geçerek 5. sıraya yükseldi ve yarışı o noktada tamamlamış oldu. Leclerc ayrıca günün pilotu seçildi. Monaco'nun pist üstünde pek fazla geçiş yapamaması nedeniyle aslında bu sonucu sorgulayan çok fazla isim oldu. Siz de böyle düşünenler arasında mısınız? Videomuzun başında söylediğimiz gibi hafta sonunun en güçlü takımlarından birisi Alpine ile Alonso'ydu. Alonso yarışın başında ilk 3 içerisinde yer alsa da takımın stratejik hamlelerinin ardından bu mücadeleden uzaklaştı ve takım arkadaşı Ocon'un arkasına düştü. Alpine yarışın son bölümünde Alonso'ya düzlükte sorun olduğunu söyleyerek yerini korumasını isteyince Alonso buna sinirli bir şekilde karşılık verdi ancak sonunda yerini korumak zorunda kaldı. Ocon ve Alonso yarışı 6. ve 7. sırada tamamladılar. Ancak Alonso sonradan 2. turda Valtteri Bottas'a karşı savunmasında birden fazla yön değişimi yaptığı için yarıştan sonra 5 saniye cezası aldı ve 2 sıra daha gerileyerek 9. olmuş oldu. Alonso'nun gerilemesinin ardından Alfa Romeo pilotları Bottas ve Chou birer sıra yükselerek 7. ve 8. oldular. Çaylak Chou Bahreyn'in ardından yeniden puanla buluştu. Kanada'da son puan yerel kahraman Lance Stroll'ün oldu. Leclerc ve Bottas gibi sert lastiklerle yarışa başlayan Stroll oldukça uzun bir bölümün ardından tek pit stopla yarışı tamamladı ve son puanın sahibi olmayı başardı. McLaren her iki pilotunun yarışı tamamlamasına rağmen puan kazanamadı. Pit stopta zaman kaybeden Daniel Ricciardo 11. olurken benzer şekilde lastikleri geç takıldığı için pitte daha fazla zaman kaybeden ve aynı zamanda pit yolunda hızlı gittiği için 5 saniye zaman cezası alan Lando Norris ancak 15. olabildi. Hafta sonunun hızlı isimlerinden Vettel lastik basınç sorunu nedeniyle sıralamalarda ilk seansta elenmesinin ardından yarışta da pek fazla yükselemedi ve 12. sırada yarışı tamamladı. Onu Alex Albon ve yarışın başında sorunlarla karşılaşan Pierre Gasly takip ettiler. Yarışı tamamlayabilen son isimler Latifi ve Magnussen oldular. Magnussen yarışın başında 5. sıradaydı ancak yaşadığı temas ve sorunların ardından ancak 17. olabildi. Kanada'da yarışa veda eden isimler pitten çıkışta kaza yapan Tsunoda ile 8. virajda teknik sorunla yolda kalan Mick Schumacher ve Sergio Perez oldu. Sezonun 9. yarışında en kazançlı çıkan isim Verstappen oldu. Son şampiyon yarışı kazanmakla kalmadı. En yakın rakibi takım arkadaşı Sergio Perez'in yarışı tamamlayamaması, Leclerc'in ise ancak 5. olabilmesiyle en yakın rakibi Perez ile puan farkını 46'ya çıkarmış oldu. Leclerc her ne kadar 10 puan alsa da bu Perez'in önüne geçmesi için yeterli olmadı. Takımlar şampiyonasında Ferrari ve Red Bull'dan daha fazla puan kazandı. Ancak iki ekip arasında hala 76 puan fark bulunuyor. Diğer taraftan Mercedes Ferrari'nin 40 puan gerisinde 3. sırada devam ediyor. Sezonun 10. yarışı 2 hafta sonra yani 3 Temmuz'da İngiltere'de olacak. Kanada'nın ardından Red Bull'da her şey yolunda gözüküyor. Perez'in kalması elbette biraz can sıkmıştır ancak şampiyonadaki durum bunu örtbas edecektir. Ferrari en azından Kanada'da dayanıklılık anlamında ve uzun sürüşlerde gayet iyi gözüktü. Bakalım İngiltere'de daha rekabetçi olabilecekler mi? Mercedes'te işler yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Hamilton'ın podyumu takımı cesaretlendirecektir. Mercedes, FIA'nın yunuslama ile ilgili kurallarından sonra düzlük hızlarını arttırabilirlerse sonraki yarışlarda podyum için daha rekabetçi olabileceklerini düşünüyorum. Bu arada Alpine de ayrıca parantez açmak lazım. Sonuçlar hüsran olsa da Kanada hafta sonunda gerçekten güçlüydüler. Sezon başında en çok merak ettiğim takımlardan birisi Alpine olduğunu söylemiştim daha önce. Umarım bu sezon Alonso'yu birkaç kez daha olsa podyumda görebiliriz. Hele bir de zafer gelse tadından yenmez. Yani Alonso fanı olmasanız da bunu görmek isteyeceğinizden eminim. Şimdilik bu kadar. İngiltere'de görüşmek üzere. Bu arada artık hafta içi önemli haberlerden derlediğimiz video serilerimize devam edeceğiz. YouTube kanalımız dışında 7/24 çalışan ekibimizle bizi Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.